Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda En'am suresinden 125-131. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Femen yuridillah en yehdiye, Allah kime hidayet etmek isterse, yeşrah sadrahu lil İslam, onun sadrını İslam'a açar. Onun gönlünü, göğsünü İslam'a açar. Ve men yurid en yudillahu, kimi de saptırmak isterse, yec'al sadrahu dayyiga, onun sadrını daraltır, sıkıştırır, haracan. Kennemâ yessa'adu fissemâ, sanki o semada yükselen kimse gibi bir zorluk hisseder. Kethalike, bunun gibi, yec'alullahu ricse alellezine la yu'minun, Allah inanmayanlara böyle bir durum kılar. Yani onları böyle nahoş bir durumda kılar. Değerli izleyenlerim, burada Allah'ın hidayeti ve Allah'ın yoldan saptırması, bununla alakalı durumlara dikkat çekildi. Allah kime hidayeti murad ederse, ona hidayeti vermeyi dilerse, onun sadrını İslam'a açar. Onun göğsüne bir genişlik verir. Bir insan diyelim ki havası azalmış olan bir yerde ne kadar rahatsızlık duyar. Ama birden oksijeni bir bol bir yere götürüldüğünde derin derin nefes alır ve rahatlar. Bir insan küfür yolundayken o zor durumda olan kimse gibidir. Havasız kalan kimse gibidir. Ama hidayete ulaştığında bir ferahlık hisseder ve eski hayatından kurtulmanın sevincini yaşar. Öte yandan bir kimse dalalet durumunda, onun durumu gerçekten zordur. Ayet-i kerimede Allah onun kalbini sıkar diyor. Allah ona sıkıntı verir ve sanki onun hali semaya yükselen kimsenin durumu gibidir. Ayet-i kerimede günümüzde daha iyi anlaşılan bir duruma dikkat çekilmiş. Bir insan yükseklere doğru çıktıkça malum nefes alması zorlaşmaktadır. Bundan dolayı dağcılar aynı zamanda gerektiğinde böyle oksijen tüplerini de yanlarında bulundururlar. Çünkü yükseldikçe nefes alma zorlaşmaktadır. Hele semaya doğru çıkan bir kimse çok daha şiddetli bir şekilde bir sıkıntı duyacaktır. İşte ayet-i kerime pek dağların olmadığı Arabistan şartlarına göre düşünülecek olursa orada bilinmeyen ilmi bir gerçeğe dikkat çekmiş oluyor. Evet, Arabistan'da dağ yok değil, dağlar var ama buralar çok yüksek dağ değil. Böyle olduğundan oralara doğru çıkan kimse fazla bir nefes darlığı hissetmez. Ama bir Everest tepesine çıkanlar, onlar dinlenerek çıkmak durumundalar ve gerekli tedbirleri almak durumundalar. Hele doğrudan semaya doğru bir insan yükseliyorsa elbette yanında oksijen tüpü de olması lazım. Yoksa nefes almakta çok zorlanacaktır. Ayet-i kerime böyle bir tabloyu bize çiziyor. Yani dalalet yolunda olanlar kalben daralmış durumdadır. Bunalmış durumdadır. Havasız bir yerde bulunan kimseler gibidir. Gerekli oksijene sahip değildirler. Demek ki hissi olan bir temsille bu bize daha net bir şekilde gösterilmiş oluyor. Aslında bu akla hitap eden bir manadır. Ama akla hitap eden bir mana, bol oksijen alabileceğimiz bir yerle oksijenin bittiği, nefes almanın zor olduğu yer iki ayrı misalle müminin ve kafirin hali gösterilmiştir. Ve hâzâ sırâtu rabbike müstakîme, işte bu müstakim olarak Rabbinin yolu. Yani Rabbinin dosdoğru yolu işte budur. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ, tezekkür eden, öğüt alan kimseler için biz ayetleri tafsil ettik, fasıl fasıl bu şekilde anlattık. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ اِنْدَ رَبِّهِمْ, onlara Rablerinin nezdinde darusselam var. Darusselam cennetin isimlerinden birisidir. وَاللّٰهُ يَدْعُوا اِلَى الْجَنَّةِ ayeti var. Allah cennete davet ediyor. Bir başka ayette ise وَاللّٰهُ يَدْعُوا اِلَى دَارِ السَّلَامِ, Allah Darüsselam'a davet ediyor. Darüsselam denilmesi, dünya tümüyle Darüsselam değildir. Dünya meşakkatin bol olduğu, sıkıntının bol olduğu,
kargaşanın, huzursuzluğun bol olduğu bir alemdir. Bu dünyada tümüyle bir darüsselam, tümüyle bir barış, tümüyle bir huzur mümkün değildir. Ama cennette artık problem yoktur. Cennette insanlar tümüyle huzur içindedir. Ve Allah-u Teala yeni bir yaratılışla onları yaratmış. Kalplerinde olan kin, düşmanlık gibi kötü duyguları söküp almıştır. Böyle olunca cennettekilerin kendi aralarında bir problem yoktur. Sonra mekan geniştir. Paylaşamayacakları bir durum da yoktur. Dünyada dünya dar geliyor. İnsanlar azıcık menfaat için birbirlerine düşman olabiliyorlar ve birbirleriyle çok büyük çekişmeler, hatta dövüşmeler, savaşlar yapabiliyorlar. Ama diğer alemde böyle değil. Herkese dünya genişliğinde bir mülk verilecek ve insanların kalplerindeki kin, düşmanlık gibi, nefret gibi, bu gibi menfi duygular sökülüp alınacak. İnsanın tabiatında artık bunlar olmayacak. Böyle olunca cennet tümüyle bir selam yurdu, tümüyle bir selamet yurdu olacak. Ve onlar bir ismi selam olan Cenab-ı Hakk'ın rahmetine mazhar olacaklar. Cennet kapılarından girerken melekler onlara selamun aleykum, selam size, tıptum, artık temiz oldunuz, fedhuluha halidin, ebedi kalmak üzere girin cennetlere diyecekler. Böylece tamamen bir selam ve selametle orada hayat devam edecek. Ve huve veliyuhum bima kanu ya'malun, ve Allah onların yaptıkları ameller sebebiyle onların velisidir, onların yar ve yardımcısıdır. Yani o insanlar yapmış oldukları amellerle Cenab-ı Hakk'ı razı etmişlerdir ve Allahu Teala da onların yar ve yardımcısı olmuştur. Ve yevme yahşuruhum cemia, ve Allah hepsini haşrettiği o günde şöyle der: Ya maşaral cin, ey cin topluluğu, kad istektartum minel ins, insanlardan pek çoğunu kendinize tabi kıldınız. Ve kâle evliyâuhum minel ins, o cinlerin insanlardan olan dostları, onlar da şöyle derler: Rabbena istemta ba'duna bi ba'din, ya Rabbi bir kısmımız bir kısmımızla faydalandı. Yani biz onlardan faydalandık, onlar bizden faydalandı. Onlar bize kötü bir takım şeyleri telkin ettiler. Biz de onların dediğini yaptık, onları memnun ettik, onların enesini tatmin ettik gibi. Bu anlamda birbirimizden yararlandık, birbirimize tabi olduk. Bunu ifade ederler. Ve belâhne ecelene lezî eceltelene, ve sonunda bize takdir etmiş olduğun ecele ulaştık, vade geldi. Allah-u Teala şöyle bildirir: Gâle ennâru mesvâkum, sizin varacağınız yer, barınağınız ateştir. Hâlidîne fîhe, ebedi kalmak üzere, illâ mâ şâallah, Allah'ın dilediği müddet müstesna. İnne rabbeke, şüphesiz senin Rabbin, hakimun alim, hakimdir, alimdir. Burada ehli küfre bakan yönü nazara veriliyor. Yani ehli iman cennete gidiyorlar. Hidayetin neticesi olarak darüsselam olan cennete davet ediliyorlar. Orada Cenab-ı Hakk'ın daimi ikramlarına mazhar oluyorlar. Ama öte yandan şeytana tabi olanlar var. Şeytana tabi olanlara da Allah-u Teala şunu bildiriyor: Ey cinler, siz insanlardan pek çoğunu kendinize tabi kıldınız. Ve insanlardan o cinlere, cinli şeytanlara tabi olanlar da diyorlar ki: Ya Rabbi, biz birbirimizden faydalandık. Bazımız bazımızdan istifade etti. Neticede bize belirlemiş olduğun ecel geldi ve biz buraya gönderildik. Bunu ikrar ediyorlar. Allah-u Teala onların varacakları yerin cehennem olduğunu, akıbetlerinin cehennem olduğunu bildiriyor. Halidine fîhe, daimi kalmak üzere. İlla mâ şâ'a rabbuk, Rabbinin dilediği vakit müstesna. Burada Rabbinin dilediği vakit müstesna derken acaba bundan murat nedir? Burası gerçekten açıklanması gereken bir nokta. Zaman zaman onların durumlarında bazı değişiklikler olabilecek. Mesela o ateşin şiddetli azabından, cehennemde zemherir azabı da var. Oradan zemherir azabına,
yani şiddetli bir soğukla o tarzda da cezalandırmalarına tefsirlerde dikkat çekiliyor. Bir yönü belki şu olabilir. Bir kısım insanlar ebedi cehennemde kalmayacak. Bir miktar cehennemde cezasını çektikten sonra, ne kadar cehennemde kalması gerekiyorsa kaldıktan sonra bunlar cennete gönderilecek. Ve neticede cehennemde sadece ve sadece tümüyle Allah'ı inkar eden kimseler kalacak. Bu anlamda da belki bir değerlendirme yapmak mümkün. Veya bir yönüyle de şöyle değerlendiriliyor. Yani Rabbinin dilediği müddet müstesna derken, insanlar dünya hayatındayken cehennemde değiller. Bu müddeti bir istisna gibi bu anlamda değerlendirenler de olmuş. Ve senin Rabbin hakimdir, alimdir. Yani her yaptığı hikmetlidir ve her yaptığını ilme dayanarak, bilerek yapar. Her şeyi bilendir. وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِنَ بَعْدَ. Böylece biz bir kısım zalimleri bir kısım zalimlere dost yaparız. Burada nüvelli başlarına idareci olarak geçiririz manasını da taşır. Ve bu manasıyla bakıldığı zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu ifadesini hatırlayabiliriz. كَمَا تَكُونُ يُوَلَّا عَلَيْكُمْ. Yani siz her ne haldeyseniz ona göre idare edilirsiniz. Ve bazı insanlar gerçekten çok zalim bir hayatları varsa onların da başlarına zalim olan bir kısım insanlar geçer. Böylece bir kısım zalimler bir kısım zalimleri idare etmiş olur. Bu manada hatıra geliyor. Ve zalimlerin birbirine dost olması, bu da yine hatıra gelen ayet-i kerimenin manası olarak anlatılan durumlardan. Bimâ kânû yeksibûn, yapmış oldukları şeyler sebebiyle. Yani yaptıklarına bir karşılık olarak böylece biz bir kısım zalimleri bir kısmına dost yaparız. Veya bir kısmını bir kısmının başına idareci olarak geçiririz. Irak'ta tarihte pek çok zalimler gelip geçmiş. Bunların en meşhurlarından birisi Haccacı Zalim. 100.000 insanı öldürttüğü söylenir Haccacı Zalim'in. Bir gün bir tanesi cesaretini toplayıp buna diyor ki, ey Haccac, Hazreti Ömer gibi adil ol. Haccacı Zalim şu cevabı veriyor, siz Ebu Zer gibi olun, ben de Ömer gibi olayım. Yani bu cevap yaban atılacak bir cevap değil. Burada şu mesajı veriyor, Ebu Zer gibi değerli insanların olduğu topluluğa Hazreti Ömer idareci oldu. Ama sizin gibi zalimlere ben yakışırım diyor. Dolayısıyla benim bu şekilde hareketim normaldir diye kendini bir nevi savunuyor. Haklı veya haksız o ayrı mesele. Ama en azından şöyle bir realite ortada ki bir toplum genelde zalimlerden meydana gelmişse ona göre idarecileri de onlara benzer şekilde oluyor. Bir kısım zalimler bir kısım zalimleri idare ediyor. Ve zalim olanlar birbirine dost diğer manasıyla değerlendirdiğimizde gerçekten de mesela kargalarla bülbüllerin beraber gezdikleri, beraber şarkı söyledikleri herhalde görülmemiştir. Kargalar kargalarla gider. Onun gibi bir kısım siyah insanlar da siyah insanlarla beraber olmayı tercih ediyor. Bu anlamda cins cinsine meyleder ifadesi hatırlanabilir. Yani her kuş kendi cinsiyle uçtuğu gibi zalimler de zalim olanlara meylediyor. Onlar birbirlerine benzer şekilde bir zevk dünyaları, bir dünya görüşleri meydana geliyor. Ya maşerel cinni vel ins, ey cin ve ins topluluğu, elem ye'tikum rusulun minkum, içinizden peygamberler gelmedi mi? Yagussun aleykum ayati, ayetlerimi size anlatan, ve yunzirunakum liqa'e yevmikum hâze, ve bugüne kavuşacağınızı size hatırlatan, İçinizden peygamberler gelmedi mi? Galu şehidna ala enfusina. Onlar dediler ki ya Rabbi kendi nefsimiz aleyhinde şehadet ettik. Evet geldi. Bu anlamda itiraf ettiler. Burada şuna da dikkat çekmekte fayda görüyorum. Allahu Teala ins ve cin kavramını genelde beraber de kullanıyor. Mesela ve ma halaktul cinne vel ins illa liyabudun. Cenab-ı Hak burada şöyle bildiriyor. Ben cin ve insi yani cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.
Ve burada cin ifadesi önce geçiyor, ardından inse geçiliyor. Çünkü cinler daha önce yaratılmış. Vel cenne halaknahu min qabl. Cinleri de daha önce yaratmıştık diye ayet-i kerime ifade eder. Ve ateşten yaratıldıkları yine Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Bizler toprağın çocuklarıyız. Topraktan yaratıldık. Ve topraktan gelen kısmımız öldüğümüzde toprağa dönüyor. Cinler ateşten yaratılmış. Ama biz nasıl ki toprak parçası değilsek, onlar da ateş parçası değil. Onlarda da hayat var. Onlarda da akıl var. Biz imtihan edildiğimiz gibi onlar da imtihan ediliyor. Dünyanın bir zamanlar tümüyle ateş kürü olduğu düşünülürse, o dönemde de o şartlara uygun cinler yaratılmış. Ve şunu anlıyoruz, onlar da bizim gibi mükellef, onların da iman edeni var, kafir olanı var, cennet ve cehennem onlar için de var. Ayet-i kerimede bunu görmekteyiz. Ve burada Allah-u Teala, ey cin ve ins topluluğu, içinizden peygamberler gelmedi mi? Bugünü size hatırlatmadılar mı? Bu anlamda onlara soruyor. Ve onlar da şehidna ala enfüsina diye kendi nefsimiz aleyhinde şehadet ederiz ki evet bize bugün hatırlatan peygamberler geldi diyorlar. Bu mesele kitaplarda biraz daha ayrıntılı bir şekilde bir soru cevap halinde de ele alınır. Acaba cinlerden de peygamber gelmiş midir? Ayet-i kerimeden anlaşıldığına göre gelmiştir. Böyle olmakla beraber pek çok alim zat şunu söylemişler. Onlardan peygamber gelmemiştir. Ama insanlara gönderilen peygamberler onların da peygamberidir. Tabi bu gaybi bir mesele. Öyle veya böyle çok net bir şey demek zor olabilir. Ama mantıkın da dinde yeri vardır. İmam Gazali, ilmi mantığı bilmeyenin ilmine itimat edilmez der. Cinler insanlardan önce yaratılmış. İnsanlardan önce yaratılan ve ne kadar önce yaratıldığını da bilemiyoruz. Belki binlerce, milyonlarca sene önce onlar yaratıldılar. O kadar uzun bir dönemde insanlar olmadığına göre bunların kendi işlerinden, elçilerinde gelmesi lazım. Yoksa mükellef olmazlar. Her kavme elçi gönderdik diyor Cenab-ı Hak. Böyle olunca cinlerin de kendi işlerinden peygamberleri olduğu anlaşılır. Zaten bu anlamda değerlendiren alimler de olmuştur. Fakat nedense kitaplarda cumhur onlardan peygamber geldiği kanaatinde değildir diye böyle bir değerlendirme yapılıyor. Ben ise yaptığım araştırmalarda kendi kanaatimi bu şekilde ifade edebilirim. Ancak gaybi bir meseledir. Mesele nasılsa amenna ve saddakna. Ama her kavme peygamber gönderildiği ifade edildiğine göre ve burada da ey cin ve ins toplulukları içinizden peygamber gelmedi mi denildiğine göre demek ki onların da içinden peygamber geldi. Bu anlaşılıyor. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Rasulü Sagaleyn, cin ve insin peygamberi ve Peygamberimiz onların da peygamber oluyor. Peygamberimizden bir kısmı ders alıyorlar. Dönüp kavimlerine bunu haber veriyorlar. Cin suresi bunu anlatır. Peygamberimizden sonra onlara da peygamber gönderilmedi tarzında kitaplarda tamamlayıcı bir bilgi bulunmakta. Şehidu ala enfusihim ennehum kanu kafirin. Kendilerinin kafir olduklarına bu şekilde şehadet ettiler. Zalike ellem yekun rabbuke muhlikel gura. Bunun sebebi şu. Senin Rabbin o beldeleri helak edici değildir. Bir zulmün, zulüm ile ve ehluha gafilun. Onların ahalisi gafil iken, yani bilmez bir vaziyetteyken Rabbin o beldeleri helak edecek değildir. Yani Allah-u Teala önce peygamberler gönderir, ardından o insanlar hak ve hakikati duyduktan sonra hala kabul etmezlerse o zaman Allah o beldeleri helak eder. Cenab-ı Hak Kur'an'a göre bir hayatı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.